Read the text messages and answer the question below. Mesaj yazışmalarını okuyun ve aşağıdaki soruyu cevaplandırın. Sorumuz şu şekilde. Which of the following is not correct about the conversation above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşma ile ilgili doğru değildir? Glenn diyor ki, hi guys. Selam dostlar, I am arranging a birthday party at my house on Saturday. Cumartesi günü evimde bir doğum günü partisi düzenliyorum. Would you like to join? Katılmak ister misiniz diyor. Şimdi Kate, what time does it start, Glenn? Saat kaçta başlayacak? I would love to come. Gelmeyi çok isterim but I have to see my granddad in the morning. Ben diyor sabah büyük babamı görmek zorundayım diyor. Yani gelmek istiyor fakat öncesinde bir programı var. Glenn de at 2 p.m. saat 2'de diyor. Kate, oh that's fine. I will be there then. Ben diyor orada olacağım diyor. Yani Kate katılacağını söylüyor. Glenn, what about you guys? Siz ne diyorsunuz diyor. Diğerlerine soruyor. Lisa, I would like to. Çok isterdim but I can't join you. Sana katılamam. Sorry, üzgünüm. Katılamayacağını söylüyor Lisa. Çeke bakalım. Why not? Neden olmasın? I have nothing better to do than. Bundan diyor daha yapabileceğim bir şey yok. Kabul ediyor. Martin, I promise to study with Kate. Kate'le çalışacağıma, ders çalışacağıma söz verdim. Maybe another time. Glenn diyor. Belki başka bir zaman Glenn diyor. O da katılmayacağını söylüyor. Eksi koyalım. Biz doğru olmayan yani yanlışı bulacağız. A, the party takes place at the weekend. Parti diyor hafta sonu olacak. Evet, Saturday, cumartesi hafta sonu doğrudur. B, Kate is busy before the event. Kate diyor etkinlikten önce yani doğum günü partisinden önce meşgul. Evet, meşgul çünkü büyük babasına gidecek sabah. Bu da doğru. C, Lisa refuses the invitation with an excuse. Lisa diyor daveti bir mazeretle reddeder diyor. Reddetti ama mazeretini söyledi mi? Hayır söylemedi. Bu olmaz. D. Two people can make it to the event. Sadece diyor iki kişi davete katılacak. Evet birincisi Kate, diğerisi de Jack. Doğrudur. Biz yanlış arıyoruz. O da C seçeneğinde. Doğru şıkkımız C şıkkıdır. Look at the recipe and answer the question below. Tarife bakınız ve aşağıdaki soruyu cevaplandırınız. Chocolate cake recipe. Çikolatalı kek tarifi. Which of the following is the third step of the chocolate cake? Aşağıdakilerden hangisi çikolatalı pastanın üçüncü basamağıdır? Şimdi üçüncü basamağı şu. Yani kek hamurunun fırın tepsisine konulması. Şıklarda bunu arayacağız. A. Pouring the dough into the baking tray. Hamuru diyor fırın tepsisine boşaltın, dökün. Evet, bizim aradığımız cevap bu ama biz yine de diğerlerine bakalım. B. Cracking the eggs into a bowl. Kasenin içine yumurtaları kırın. Hayır, biz bunu aramıyoruz. Bu birinci basamakta. Whisking all the ingredients. Bütün malzemeleri çırpın. O da ikinci basamakta. Baking the cake in an oven. Dördüncü basamakta fırına keki koyun, yerleştirin, fırınlayın anlamında. Buradaki cevabımız A seçeneğinde. Dolayısıyla doğru şık A şıkkımızdır. Which of the following completes the dialogue above? Yukarıdaki diyalog aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanır? Okuyalım. Jimmy, you are good buddies with George, aren't you? George'la iyi dostsunuz değil mi? Wilma, yeah, evet. We get on well, biz iyi anlaşırız. Jimmy, I see, anlıyorum. So, what do you have in common? Ortak yönleriniz nelerdir? Wilma, we love the same singers and songs. Biz diyor aynı şarkıcıları ve aynı şarkıları çok severiz diyor. Devamında bununla alakalı bir cümle gelmeli. A. We have different interests. Biz farklı ilgilere sahibiz. Bu olmaz. B. We sometimes fight over little things.
Küçük şeylerden dolayı bazen kavga ederiz. Olmaz. C. He always backs me up in times of trouble. Sorunum olduğu zaman o benim arkamda durur daima diyor. Bu da olmaz. D. He and I, o ve ben, never argue. Asla tartışmayız. Over our music preferences. Bizim diyor müzik tercihlerimizden dolayı asla tartışmayız. Çünkü biz aynı şarkıcıları ve aynı şarkıları severiz. Bu olur. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği. Amanda asked 26 teens about their food preferences. Amanda 26 gence yemek tercihlerini sordu. Here are the results. Sonuçlar burada. Sorumuz şu şekilde. Which of the following is the most popular food among the 26 teens? 26 genç arasında en popüler yiyecek aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Six of the teens like eating fruit and vegetables. Gençlerin 6'sı meyve ve sebze yemeyi seviyor. They find them healthy and nutritious. Onları sağlıklı ve besleyici buluyorlar. Half of the teens prefer eating fried chips and hamburgers. Gençlerin yarısı kızarmış chips ve hamburger yemeyi tercih ediyor. Yani 26'nın yarısı 13. Evet, üçüncüye bakalım. Two of them are keen on grilled food. İki tanesi ızgara yemeğine meraklı. Steak, chicken and fish are their favorites. Biftek, tavuk ve balık en sevdikleri yiyeceklerdir. En sona bakalım. Five of the teens have a sweet tooth. Gençlerin 5'inin tatlıya düşkünlüğü var. They enjoy eating cookies and pudding. Onlar diyor kurabiye, puding yemekten hoşlanıyorlar. 5'i. Evet, en fazla kızarmış patates ve hamburger. O da D seçeneğinde var. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı. Read the following and answer the question below. Aşağıdakileri okuyun ve soruyu cevaplandırın. Sorumuz şu şekilde. According to the information above, yukarıdaki bilgiye göre, which of the following books, aşağıdaki kitaplardan hangisi Lisa ve Patrick için, yani ikisi için uygundur? Yani ikisinin ortak beğenisi olan kitabı bulacağız. Evet. My name is Lisa. Ben Lisa. I am crazy about reading. Okumanın delisiyim. Detective novels and biographies are my favorite ones. Dedektif romanları ve biyografiler benim favori olanlarımdan. I find science fiction books evasive. Ben diyor bilim kurgu kitaplarını da harika bulurum. However, travel books and love stories are not for me. Fakat diyor seyahat kitapları ve aşk kitapları, hikayeleri benim için değil. Evet. My name is Patrick. Benim adım Patrick. I am keen on reading. Okumaya çok düşkünüm. Çok severim. I think travel and science fiction books are terrific. Seyahat ve bilim kurgu kitapları müthiştir. To me, bana göre love stories and detective novels are ridiculous. Aşk kitapları ve dedektif romanları saçma. By the way, I never read biographies. Aynı zamanda ben diyor biyografi kitapları da asla okumam diyor. Şimdi şöyle bir şey çizdin. Lisa ve Patrick için. A seçeneğinde Lisa ve Patrick ikisi de seyahat kitabını sevmiyordu. B'de bilim kurguyla alakalı bir kitap var. Dolayısıyla Lisa ve Patrick seviyordu. C'de dedektif kitabı var. Lisa seviyordu, Patrick sevmiyordu. Ortak değil. D'de de bir aşk kitabı var. Romantik bir kitap var. Lisa ve Patrick ikisi de sevmiyordu. İkisinin ortak olarak sevdiği kitap bilim kurgu olmalıydı. O da B seçeneğinde var. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkıdır. Sue wants to make bread. Sue ekmek yapmak istiyor. She asks her friends how to make it. Onun diyor arkadaşlarına soruyor nasıl yapılacağıyla alakalı. They give the following responses. Onlar diyor aşağıdaki cevapları veriyorlar. Sorumuz şu şekilde. According to the responses above, yukarıdaki cevaplara göre,
Who says something about the cooking time? Kim diyor? Onu ekmeği pişirme zamanıyla ilgili bilgi vermiştir. Bakalım. After you put all the ingredients in a bowl, kaseye diyor, tüm malzemeleri koyduktan sonra need a soft dough, yumuşak bir hamur yoğur. Hayır, bu pişirme süresinden bahsetmiyor. Jane, flour, un, yeast, maya, salt and water, tuz ve su. These are all you need. Bunlar senin ihtiyacın olan şeyler. Hayır, bu da bahsetmiyor. Barış'a bakalım. You should preheat the oven. Fırını önceden ısıtman gerekir. And then sonra bake it for about an hour. Bir saat onu pişirmelisin diyor. Pişirme süresinden bahsetmiş Barış. Luis'e bakalım. You should take a big bowl. Büyük bir kase almalısın. And a baking tray ve pişirme tepsisi, fırın tepsisi almalısın. Bu da süreden bahsetmemiş. Süreden bahseden Barış. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği. The following chart shows what teen girls enjoy doing. Aşağıdaki kart diyor, genç kızların ne yapmaktan hoşlandığını gösterir. Look at the pie chart, dairesel kartı, karta bakın and complete the sentence below. Aşağıdaki cümleyi tamamlayın. Cümlemiz şu şekilde. According to the chart above, yukarıdaki karta göre blah blah is last and as popular activity among teen girls, genç kızlar arasında en az popüler aktivitedir. Şimdi yüzdeliklerine bakarak bulabiliriz. En az %5 neyi göstermiş? Evet, burası bir Luna Park. O zaman genç kızlar arasında en az popüler olan Luna Park'a gitmek. O da hangi şıkta var? D seçeneğinde. Dolayısıyla doğru şıkkımız D şıkkıdır. Read the text. Parçayı okuyun. Answer the question below. Aşağıdaki soruyu cevaplandırın. What is Elle mainly talking about? Elle ana olarak ne hakkında konuşuyor? Oh, it's Monday again. Tekrar pazartesi. I wake up early. Erken uyanırım. Catch the bus. Otobüsü kaçırırım. Study at school. Okulda çalışırım. Come back home. Eve geri gelirim. Help my mom. Anneme yardım ederim. And do my homework. Ve ödevlerimi yaparım. It is always busy and boring. O daima meşgul ve sıkıcı. But fakat before I go to sleep, uyumaya gitmeden önce, I always read a novel. Daima roman okurum. It is usually fantasy. O genellikle fantastik olur. I think, bence this is the best time of the day. Günün en iyi zamanı. Should I make a plan for tomorrow? Yarın için plan yapmam gerekir mi? No, hayır. Because it is always the same every day. Çünkü her gün aynı diyor. Rutininden bahsetmiş. Elle bakalım. Her favorite type of books. Onun en sevdiği kitap türlerinden bahsetmiş. Hayır. Her daily routines. Onun günlük rutininden bahsetmiş. Doğru. C. Her parents. Anne babasından bahsetmiş. Hayır. D. Her after school activities. Okuldan sonra yaptığı aktivitelerden bahsetmiş. Hayır. Doğru cevabımız B seçeneği. Which of the following questions does Graham not ask Jessica? Aşağıdaki sorulardan hangisini Graham Jessica'ya sormamıştır? Evet, Graham diyor ki, oh, this pizza is great. Pizza, bu pizza harika diyor, bir soru soruyor. Jessica da diyor ki, it's an Italian dish. O diyor, bir İtalyan yemeği. O zaman bu nereye ait demesi lazım? O da C seçeneğinde var. Which country does pizza belong to? Pizza hangi ülkeye ait? Evet, C'yi koyduk. Graham diyor ki, it is delicious, lezzetli diyor ve bir soru daha soruyor. Jessica da, well, it is not so difficult to prepare. Onu diyor, hazırlaması zor değil. I made it in an hour. Bir saatte yaparım diyor. Sorusu, how long does it take to make pizza? Pizzayı yapmak ne kadar süre alır? D'yi de buraya koyduk. Graham tekrar bir soru soruyor. You must be kidding. Dalga geçiyor olmalısın diyor.
Jessica the flour, un, egg, yumurta, yeast, maya, salt, tuz and the vegetables you like. İstediğin sebzeler. O zaman what do you put in pizza? Pizzaya ne koyarsın? Diyor. B'yi de buraya koyduk. Graham devam ediyor. I hope it's easy to prepare it. Onu hazırlaması kolay. Jessica, it is. Evet öyle. I can show you next time. Bir dahakine sana gösteririm diyor. Dolayısıyla A seçeneğini sormamış oluyor. Doğru şıkkımız A şıkkıdır. Some students are describing their classmate Jack. Bazı öğrenciler sınıf arkadaşları Jack'i tasvir ediyorlar. Read their comments and complete the sentence below. Onların yorumlarını okuyun ve aşağıdaki cümleyi tamamlayın. Cümlemiz şu şekilde. No one thinks that Jack is a ya da an blah blah boy. Hiç kimse Jack'in şöyle şöyle bir çocuk olduğunu düşünmüyor. I don't think he is an honest boy. He tells lies. Ben diyor onun dürüst bir çocuk olduğunu düşünmüyorum. O yalan söylüyor. Dolayısıyla bu unreliable. Evet, he likes making jokes. Şaka yapmayı sever. Eğlenceli. Evet, bu var. He doesn't like sharing. O paylaşmayı sevmez. Yani cimri. Mean. O da var. He only thinks himself. O sadece kendini düşünür. Selfish. O da var. Olmayan. Reliable. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği.